Herkese merhabalar. Günaydın diyeyim hatta bir de. Çünkü saat sabahın 8.30 şu anda. Bugün annemler kahvaltıya gelecek. İşe gitmediğim bir haftadayım. O sebepten bize gelmelerini istedim. Değişiklik olsun. Zaten sadece bir annemlerle görüşüyoruz bu karantina sürecinden ötürü tabii ki. Daha sonra da Asil'i aşıya götüreceğiz. Böyle bir gün olacak. Bugün size kahvaltı hazırlığımı çekmek istedim. Ve gözlerim aşırı şiş. Aşırı uykusuzum aslında. Asel Hanım yine maalesef uyusmadı. Gece devamlı uyandı. Böyle bir günümüz oldu. Bakalım şimdi hazırlıklarımıza başlayalım yavaş yavaş. Şimdi hemen çay suyumuzu koyarak başlayalım. Üstündeki çay akşamdan kalmaydı. Onu bir temizledim. Genel olarak akşamleyin onu temizleyip yatmıyorum. Çünkü neden? Asel uyuyor. Yine uyanabilir. O sebepten dolayı her şeyimizi sabahtan hallediyoruz. Şimdi bulaşıkları dizeceğim. Evet, şimdi öncelikli olarak kahvaltıda tüketeceğimiz ve severek de yaptığım pankek yapacağım. Hemen iki yumurtam var. Bunları kırarak başlıyorum bir kabın içine. Sertmiş kabuk. Evet, şimdi bunun üstüne 2 yemek kaşığı şeker gelecek. Yemek kaşığımı aldım. Şöyle şekerliğimden. Şöyle bir, şöyle iki. Çok şeker olsun istemiyorum ama yine ben tam attım ya. Yine de 2 yemek kaşığı attım. Kaldırayım hemen ayağımın altından. Şimdi hemen bunları bir çırpıyoruz. Şeker ve yumurtayı. Çok basit bir tarif zaten. Hani öyle hiç ekstrem bir şey yok. Evet fıstık. Şöyle hafiften şeker eriyene kadar. Bakın rengi öyle beyazlaşmadı. Bir şey olmadı yani. Şimdi bunun üstüne bir su bardağı süt ekliyorum. Bardağım unlu. Öncesine un ölçmüştüm. Şöyle bir su bardağı sütümüzü ekledik. Şöyle hafiften çırpıyoruz. Aynı kek gibi oluyor. Sadece biraz daha koyu kıvamlı olması gereken bu. Şimdi bir paket vanilya. Mama. Evet anne, mama. Bir paket kabartma tozu. Vanilyanın arkadaşı nedir? Kabartma tozu. Tamam, şöyle onları da bir çırpıyorum. Asel dokunma ona anneciğim. Hayır. Tripli dokunmaya çalışıyor. Şimdi yavaş yavaş burada 1,5 su bardağı unum var. Yavaş yavaş bunu ekliyorum kontrollü şekilde. Ve bir yandan da çırpmanız gerekiyor topaklanmaması için.
Bazen yani önceki videolarda dediğim gibi un markasında fark ediyor. Herhalde geçirildikleri kalınlık olarak farklı fabrikalarda üretildiği için öyle düşünüyorum. Tabii ki de un tanesini gözle göremeyeceğimiz kadar küçük neticede. Ama değişkenlik gösteriyor. Evet, bakın artık böyle biraz kolunuz zorlanıyor gibi oluyor. Bunu oradan fark ediliyor ne oldu. İşte bu kadar. Pankek hamurumuz hazır. İçine ekstra bir sıvı yağ vesaire koymuyoruz. Şimdi hemen pişirmeye başlayalım. Evet, şimdi tavamın altını açtım. O bir ısınsın biraz. Normal bildiğiniz bir yemek kaşığıyla döküp pişirmeye başlayacağım. Tavanın altını açtım. Şöyle çok azıcık sıvı yağ gezdireceğim. Aslında gezdirmeseniz daha güzel oluyor gerçekten ama yine de her seferinde ilk başta bir gezdiriyorum. O pürüzsüz görüntüyü elde edebiliyoruz yani. Şöyle bir servis tabağım var. Büyük çaplı. Buna koyuyorum tek tek ben her zaman. Direkt hareket ediyorum. Şöyle hafiften ısındıyor. Bakalım bir denemelik koyalım. Cızırdamalar var. Neredeyse ısınmış tavamız. Partiyi size göstereceğim. Daha sonra hızlı hızlı izleyeceksiniz. Kenarları kızarmış bile şöyle. Ben çevirdim. Bu biraz bazlamamsı oluyor işte yağ dökünce. Şu görüntü bazlama havasını andırıyor bana. Pankekte düz bir doku istiyorum. O yüzden yağsız ilerlerseniz bu dokuyu yakalayabiliyorsunuz. Şimdi şunları şöyle bir sırayla çevireyim. Evet. Diğerlerini yağsız yapacağım ve hızlı hızlı devam ederim. Evet, ilk kahvaltılığımız hazır. Hemen size o bazlama ve diğerleri arasındaki farkı göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın, o bazlama gibi gözüküyor dediğim bu şekilde oluyor. Bir bazlama havası var. Daha sonra yağsız pişirdiğinizde, hemen oradan da bir örnek göstereyim yakından. Şu şekilde tek bir ton oluyor. Güzel, tavanın tam ısısını almış oluyor açıkçası. Ben böyle daha çok beğeniyorum. Ama yine de ilk başta bir yağla pişiriyorum genel olarak. Biraz tabii asal toşla ilgilenmekten birkaç tanesini yakıverdim yani artık. O da anneliğin şey olsun. Neyse ortasına da şöyle kivime muz koydum ve birinci kahvaltılığımız hazır. Şimdi hemen hızlıca soframızı kurmaya geçelim.
Evet, şimdi soframı öylesine bir kurdum. Elimdekiler bir çıksın dedim. Tabaklarımızı falan koydum. Şimdi diğer malzemelerimizi, kahvaltılıklarımızı koyayım. Onu da yine hızlıca izleyin. Daha sonra menemen yapacağız. Kuymak yapacağız. Kuymağı kardeşim gelince yapacak daha doğrusu. Bir de sigara böreği kızartacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar size bir çayla ilgili bir sır vermek istiyorum. Çayı demlemek için üzerine kaynar suyu döktükten sonra üst kısmı birazcık ocakta bekletin. Şöyle çay biraz bir kabarsın. Gerçekten daha lezzetli oluyor. Ben normalde yaptığımda bu şekilde yapmıyorum. Yani açıkçası çocuktan olsun ya da iş olsun, şu olsun, bu olsun, biraz da boş verme şeyindeyim, meyilindeyim. Ama gerçekten eğer vaktim varsa ve özellikle annem geliyorsa, annem çünkü bu konuda çok hassas, bekletiyorum çayı ve tadı gerçekten daha lezzetli oluyor. Fark edersiniz siz de bir çay içenseniz devamlı olarak yani. Bakın şöyle kabardı. Bundan sonra alabiliriz şimdi ocaktan. Bir 2-3 dakikada zaten oluyor. Evet, şimdi hazırlıklara devam. Gördünüz, sigara böreğimi kızarttım. Burada hazırladığım kahvaltılıkları da götürdüm, yerleştirdim. Yine mutfak yıkılıyor, neyse. Şimdi de yazdan hazırladığımız konserve menemenimizi pişireceğiz. Yalnız iki tane de şöyle yumuşamış domatesim vardı. Bunları da soyup ekleyeceğim, doğrayacağım. Bir de ben soğan da kullanıyorum. Menemende biliyorsunuz bir ara çok tartışma konusuydu. Ama ben soğan seviyorum. Küçük de olsa bir tane doğruyorum. Şimdi onu yapalım hızlıca. Pişti. Ben de yumurtalarını kırdım. Şimdi kapağını bir kapatacağım. Bu şekilde bir kendi halinde pişsin. Ben size şöyle hızlıca bir masaya göstereyim. Bir işim kalmadı artık. Sadece annemleri bekliyorum. Şöyle tatlılarımız, bu kendi yaptığımız fıstık ezmesi ve fındık ezmesi. Evet, pankeklerimiz ve muzlar tabii hemen kararmaya başladı maalesef. Bu şekilde işte peynirimiz, zeytinimiz, Allah ne verdiyse. Kuru yemiş de koydum. Seviyorum kahvaltıda. Bu şekilde menemen ve kuymak gelecek. Kuymak dediğim gibi kardeşim gelince yapacak. Şimdilik masamız bu şekilde.
Böyle öğleni de birleştireceğimiz için o yüzden böyle daha fazla yapıyoruz kahvaltıyı. Daha çeşitlendirdik yani. Evet. Annemler geldi. Ve kuymağı işin ustasına bıraktım. Ailemizin kuymakçısı. Aynen. Şimdi tereyağını eritiyoruz. 2 yemek kaşığı kadar falan ben koydum ama yeterli mi bilmiyorum. Yeter. Biraz daha koyabiliriz istersen. Ekleyelim mi biraz daha? Yeter herhalde. Tamam, büyük kaplaması. Şimdi eridikten sonra tabii ki de mısır unumuzu ekleyeceğiz. Bu mısır unu çok ince. Biraz o yüzden suyunu bayağı bir azalt. Yani kontrolle gidelim. Bir kere daha önce yaptığımda şeydi, olmamıştı. Çok ince çekilmiş çünkü. Kum gibi. Evet. Ya ben sana onun için bir kaşık vereyim. Menemen de pişti. Evet, bu şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Evet, yarım bardak kadar bir su döktük. Değil mi? En fazla yarım bardaktır yani. Şimdiden beri neredeyse sünüyor gibi Büşra. Evet, baksana. Güzel yaptın kıvamını. İşte bakalım inşallah peynirle de güzel olur. Ya bu kuymak çok şey. Bazen öyle bir güzel sünüyor ki peynir ne kadar çok atsan bile bazen de işte su fazlalığı oluyor ya da işte mısır unu değişikliği oluyor. Mısır unu da kaynaklı olabiliyor. Evet. Peynir ekliyor. Peynir çıkarttın mı? Çıkarttım. Çeçil. Açık zaten. Şöyle. Sertleşti peynir üzerinde. Evet, karıştırıyoruz bir şey. Keşke ekledim. Güzelleşiyor. Evet. Sofrada görüşürüz. Evet. Babam. Evet, kuymamız da güzel oldu. Fıstığımız uyandı. Mahmur. Evet. Hoşça kalın.